Değerli seyirciler İstanbul Spor Galatasaray maçının ilk yarısı 45 artı 10. dakikada Icardi'nin penaltı vuruşundan kaydettiği golle Sarı Kırmızı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Takımlar soyunma odasına doğru hareketlendiler. bir direkten dönen top var Raşit 12. dakikada. Karşılıklı etkili şutlar var. Fenerbahçe maçından daha farklı oyun anlayışında bir İstanbul Spor takımı var. Bu görüntü için de işte oraya gidiyor buraya gidiyor. İki kaleye giderken bir penaltı pozisyonu oldu. E, büyük bir bireysel hata. Kaydı düştü. E, zaten Raşitsa'nın ilk hamlede golü yapamaması e, sürprizdi. Ama onun devamında bir e, penaltı düdüğü geldi var uyarısıyla ki onu biz geçmiş programlarımızda benzer program e, pozisyonlar yaşamış ve konuşmuştuk. Bugün anlatacağız. Eee Orada gelen gol az önce bir ikinci filelere giden top vardı orada ee, offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı yine Galatasaray adına. Böyle son anları e, şeyli diyeyim inişli çıkışlı güzel keyifli bir maç oluyor ama hocam. Ne dersin? Şimdi e, İstanbul Spor Teknik Direktörü bugün farklı çıkarmış. Farklı bir taktikle çıkarmış. <laughs> Fenerbahçe maçında mümkün olduğu kadar maçı 70'e plan taşıyayım. Ondan sonra bitireyim havasındaydı. Fakat bugün kafa kafaya oynuyor. Kafa kafaya oynarken iyi de burada da Galatasaray hata yapıyor. Şöyle bir hata yapıyor. Galatasaray hücumla geri arası çok açık oynuyor. Çok açık oynayınca dönem bütün topları önce İstanbul Sporu'ndan alıyorlar. Sonra Galatasaray orta saha ve defans oyuncuları o topu almak için koşuyorlar. Halbuki orada hücum ettiklerinde, hücum ettiklerinde alanı doğru kontrol etseler, yani rakip futbolcuları da böyle kontrol altında alabilseler 80 metre geriye gelmezler. 80 metre geriye geliyor Galatasaraylı oyuncular. Sonra da 80 metre gidiyorlar. Tabii bu tempoya nasıl dayanacaklar? Galatasaray çünkü Galatasaray'da yaşlı oyuncular var. İstanbul burada da var ama İstanbulspor İstanbulspor'un bir kaybı yok. Burada kaybedecek takım Galatasaray. Dikkat et. Fazla bir pozisyon yok. Muslera'yı bir kurt, bir kurtarış yaparken gördün mü? Hayır. İstanbulspor kalecisini bir kurtarış yaparken gördün mü? Hayır. Bir tane direkten dönen top var Galatasaray'ın. Şutlar maç, var. Maç 30... kenardan giden iki yani, kalenin. Hikaye şutlar. Dakika 38'den sonra maç hareketlenmeye başladı hareketlenmeye başlayınca pozisyonlar gelmeye başladılar. Sonra bir penaltı pozisyonu oldu. Penaltı pozisyonlarında anlatacağız tabii. Yani maalesef diyorum maalesef kuralı getirmişler. Ama bana göre ya sen diyorsun ya çok ne söylüyorum. Bin defa vermem ama kural ver diyor. Yani öyle söyleyeyim. Kural ver diyor. Ama mantığım verme diyor. Ama getirmişler yani. Yani Öyle e, bir pozisyon. Belki hukuki ama adaletli <gülüyor> değil. <gülüyor> ya <gülüyor> yani huku, kurala uygun. Getirmişler de. Kurala uygun hocam ama futbola onun uygun şeklini mu? Şeklini anlatacağım. Neden bana uymadığını anlatacağım. Tabii kuralsa da bir, kural, da bir ya şey Hangi maçtaydı mi? biz bunu konuştuk? Var ya olması. konuştuk. Konuştuk hem de iki tane var. Tabii. Yakında galiba Beşiktaş. Bizim çocuklar bulabilirler. İki tane maçta da bu sezon yaşadık bunu. Hatta orada da yine dedi ki e, maalesef, geldi. Böyle böyle, maalesef böyle ama maalesef böyle. yani böyle. yapılacak bir şey yok. Yani şimdiden söyleyelim hazırlıklı bulunuz siz baştan sonra. Ee, ama şu anda Galatasaray hala ikiyi bulamazsa hala zorlar. Onu, e, zorlanır onu söyleyeyim. İkiyi bulamazsa zorlanır. Biraz gergin yine zaten. Kenar yönetim falan ya, da gergin. Gergin olmaması imkansız yani. Şu pozisyonda hiçbir takım mesela İstanbul Spor'da öyle. İstanbul Spor'da rahatlamış değil ki. İyi hocam yani İstanbul Spor'un puanı belki 35 gözüküyor ama e, şöyle bir avantajı var. İstanbul Spor'un tabii işte rakiplerinin hükmen maçları falan yok ona bakarız. E bugün Kasımpaşa aldı. Kasımpaşa kazandı tabii. Hocam şimdi Bu, Hem maç alınca. kazandı. Yani Sivas'ta maça. kazandı. 2-1 e, kazandı Kasımpaşa. Şimdi çarşı pazar karışıyor. Karıştı tabii. Yani çok kolay değil. E Giresun hükmen kazanıyor bu hafta. Ya o hükmenler zaten var da onların şey değil. Tabi Fenerbahçe'nin bay haftası ne zaman? En sonra. Şey Hüküte. bay değil hükmen haftası. Hükmen haftası işte hafta bay bir değil. gelecek hafta var. Ee, bir yani, de en son gelecek hafta dediğin Sivas maçında eşit. Trabzon önce. maçından sonra. Ha. evet Sivas ya. Bu hafta ya. Şimdi e... Trabzon şimdi oynayacak yani. Tabi hepsi Trabzon birbirine olacak. girdiği için doğru söylüyorsun. Önümüzdeki hafta Hazar günü sonu herhalde. Evet. Trabzon oynayacak. Şimdi Perşembe günü Fener Trabzon maçından sonra e, hükmen haftası olacak. Evet. O arada Galatasaray oynayacak. Evet Sivas maçı olacak. Orada eşitlenecek. Orada şapka dökülecek, gözükecek. Evet yani. orada denge gelecek. Bütün takımlar için bu gerginlik normal abi olacak yani. bu Normal. fakat Galatasaray takımı fazla efor sarf ediyor gereksiz yere. Sahayı daha iyi parselleyip parselleyip rakibi önlerine alıp da top gelmeden basabilseler topu İstanbul Sporlu oyuncular çok rahat veriyorlar. Alan topçu stop edip dönüyor Galatasaraylı futbolcunun üstüne gidiyor orta saha veya defasta. Döndürmeyeceksin. Döndürüyorlar. Bu sefer de çok geri gidiyorlar. Enerji sarf ediyorlar. Sen yaşlı takımsın orta sahada filan. Şimdi tabii o kanada iş düşecek. Ne yapacak? Kaçıncı dakikada devreye girecek? Mertense bilmem neye. Yani her şeyi düşüneceksin bu saatten sonra. E tabi. Ama yeterince zaten hamle şansı var. Kadro derinliği var. Ee... Ama kadro derinliğini iyi kullanamazsan elinde patlar hocam kadro derinliği. Yani ee... bu her takım için aynı. Biliyorsun kadro derinliği var. Fenerbahçe'de yok mu kadro derinliği? Adam Valencia'yı 60 aldı. Ya olacak şey yok. değil yani. Bana anlatıyorlar. İşte böyleymiş, de şöyleymiş, de oymuş. De. Ya bırakacaksın abi ya. Valencia'dan aradım. 60'ta olan teknik direktöre gel arkadaş buluyor. Sen ne yapıyorsun derim ha? Ya. Ya bir tane silah var, en tehlikeli silah mı? Yani şey, evet ya, bunu anladım ben. Bir dakika, pardon derim abi bu yok böyle bir şey. Öyle hocam. Yani şimdi bazı çok, şeyler var çok tartıştık. Temel, zaten temel yani. bazı şeyler var. E bunları yapan 30 oradan 10 uzadı. İşte mesela Trabzon'u söylüyoruz. 14 tane transfer yapmış şampiyonluktan sonra. Teknik direktörü de yok. O transferleri yapan başkanları da yok. E nasıl iş? Nasıl bir kulüp idaresi? Bana anlatır mısınız? Yani bazı şeyler var. Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ya i̇ki cümleyle halledersin abi işi. Yok iki dört 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 iki filan hikaye. İstanbul ha, spor... Bundan sonraki maç şu andan sonra maç artık çadır çadır yani. İstanbul Spor takımı da hocam ilk yarıdaki İstanbul yani tabi şey de yaptılar kadroya e, takviye de yaptılar ama özellikle Fatih Tekke geldikten sonra ee, gerçekten çok daha farklı bir kimliğe büründü. Adım adım, adım adım üzerine koydular takım oldu. ve lige de asıl takım tutundular resmen. Yani asıldı ligde kalmak için. Yani şöyle için. o paraya göre, o kadroya göre takım oldular. Fatih'in burada bayağı bir rolü var. Var. Yani hissediyorsun Fatih'in dokunduğunu takıma. Doğru. Geldikten doğru. sonra. Ee, bakalım şimdi Galatasaray artık haftalar sayılı haftalar yani şöyle örneğin maç sonuçlarına göre bu hafta sonu bile matematik olarak şampiyonluk şansı doğabiliyor. Perşembe. Dolayısıyla artık e, bunlar e, el yakan haftalar olacak. Sizde Trabzon var abi. Tabii Buyur. tabii o yüzden diyorum. Perşembe akşamından sonra daha tabii şey konuşuruz ama önce bu maça bakmak lazım. Her zaman 1-0 tehlikeli skor. İstanbul Spor'un da dediğimiz gibi bugün Kasımpaşa'nın da kazanmasıyla... Şöyle avantajı da olur Galatasaray'ın. Hani defansa, defansa çekilmek değil. Biraz daha defansa ağırlıklı oynadığı zaman bu sefer İstanbul arkasında pozisyon yakalayacaklar. Şimdi hava hakimiyetleri falan da iyi Galatasaray'ın. Bugün bir iki pozisyonla yalnız İstanbul oyuncuların orta sayı bayağı boş bıraktığını ve Galatasaray'ın kolay geçtiğini Arada çünkü onlarda da mesafe kalmaya başladı. Mes mesafe var ama bu Galatasaray'ın aleyhine. Döndüğü zaman İstanbulspor rahat geliyor. Ama Galata, sen gidiyorsun. Ama Galatasaray da o arayı boş geçiyor Aynen, ya. gelince takıldı ama Galatasaray. Galatasaray geldi geldi cezalarında alanında takıldı. bugün hareketleri bugünün yapamadık. Yani 2 3 4 5 yerde kenara gittiler sağdan ve soldan o zaman pozisyon yakalamaya çalıştılar. Mertens biraz bir iki haftadır şey tutuk, sıkıntılı. Evet. Bugün Kerem de çok iyi değil. Bir yerde de bir tartışma yaşadı Kerem. O da bir, e, bir rakip oyuncuyla sanıyorum ben. Bizim Emre Kaplan'a da sordu. mı aldı bir şey aldı herhalde. kart sınırındaki oyunculardan biri Kerem kenardan uyarmışlar. Bak kart göreceksin. Sınırda çünkü. Şimdi bugün boya yok. Kerem kart sınırında. İşte Icardi yanılmıyorsam kart sınırında. E, to, e Oliveira kart e niye sınırında. Niye Kerem Bey? Yani yani kart biraz biraz sinirlen temkinli olmak lazım şu an. Yani, olacak şey değil ya. E, şöyle bir bakıyorum. Hocam yalnız inanılmaz bir rakam var ya ilk yarıda. 31 defa rakip ceza sahasına girmiş Galatasaray ilk yarıda. Evet. 45 dakikanın 31 defa rakip ceza sahasına girmek demek maç orada oynanmış yani. Ama çok kalabalık işte. Evet. Kalabalık. Ne zaman? Yandan geldikleri zaman. Bak yandan geldiler. Icardi'nin golü olsaydı. İşte bir pozisyon oldu. Penaltı. Gene yandan geldiler. Yandan geldi. Cebeden çok zor... ...şut atarsın... ...şey 3 tane şut attı gayet iyi... i̇yi ...oliveyranın bir şutu... ...bayağı... ...şut tane... bayağı iyi... ...zaten... ...ya verkaşla yıkarsın... ...ya şutla yıkarsın... Evet. ...ya kenara iner yıkarsın... Evet. Abi, ...bu futbolun gerçeği... ...yani bunun için... ...atomu parçalamıyorsun ki... ...doğru doğru... ...doğru hocam... ...bakalım ikinci yarıda... ...iki teknik adamdan nasıl hamleler gelecek... Ee, ...bir... E, ...Eze ile... E, ...Nelson'un sakatlandığı bir pozisyon var... ...bakalım devre arasında onların durumları ne... Ee, o kadar orada penaltı istedi herhalde Baya bir tartışma oldu mu penaltı mı istedi ne oldu bilmiyorum Bir şey istedi ama böyle gösteriyordu Böyle yani, Bakacağız bak, hocam penaltı değil değildir herhalde de ne dedi? Hocam, Bakarsın penaltı çıkar <laughs> Penaltı istememişti de Çünkü bilmiyorum kafa orada. kafaya çarpıştı iki oyuncu hocam, Bir şey söylüyordu bir şey ama Bir şey evet. yani bir serzenişi vardı hocanın Bakalım ikinci yarı Neler getirecek güzel bir Karşılaşma daha doğrusu Heyecanlı, keyifli, dinamik böyle tempolu bir maç oluyor. Bakalım ikinci yarı neler getirecek? Hem şampiyonluk mücadelesinde hem lige tutunabilme e, mücadelesinde e, gözler bu karşılaşmada. E, dolayısıyla ikinci 45 dakikayı da heyecanla bekliyoruz. Bir yandan da bakıyorum e, takımlar soyunma odasına geliyor mu? Oyuna girecekmiş gibi ısınan futbolcu var mı diye. Biz yavaş yavaş toparlayalım. Değerli izleyenler, skorboarda bırakacağız sözü. Skorboardun <laughs> ardından 90 artı 1'de bütün pozisyonları özellikle e, bu penaltı pozisyonunu da e, yine ikinci goldeki offside pozisyonunu da değerlendireceğiz. Çünkü bu sezon ne offside'lar gördük hocam, ne çizgiler gördük özellikle ilk yarıda. Ama galiba gelecek sezon için bu yarı otomatik sisteme geçecekler inşallah. Onun bir çalışmasını yapıyorlar. Biraz maliyetli ama ona geçmek e, tamam artık da. bu off-site'lı şuydu. Tam otomatiğe hocam. İşte o lazım. yani Premier Lig'de kullanılan sistem hocam. Ona evet. geçtim mi artık tamam. bu şeyleri tartışmayı bir daha yapmayız. off mı, mi şöyle mi böyle mi? Ee, ondan sonra artık varlara kalırız hocam. Varın evet. e, şeyine. Penaltı'da e, ikardı bu kez hani deyim yerindeyse Yaradan'a sığınıp vurdu. Öyle Panenka falan yoktu artık ee, Bakalım Peki biz toparlıyoruz efendim Söz 90 artı 1'de ardından Söz korbord'da Ardından 90 artı 1'de birlikte olalım